Herkese merhaba. Foto Oyun Robotik Odası Mesleklerinden Mehmet Akçın ben. Bugün sizlerle birlikte uzaktan kumandalı bir araba yapacağız. Bunun için gerekli malzememize hep birlikte bakalım. Öncelikle bir tane şu şekilde redüktörlü DC motora ihtiyacımız var. Sarı motor diyelim, buna ihtiyacımız var. Sonrasında bir tane şu şekilde bizden almış olduğunuz uzaktan kumandalı model yapım setimiz var. Bunun içerisinde gerekli bağlantılar var. Onun dışında iki tane şu şekilde pil yatağına ihtiyacımız var. Bu pil yatakları biraz özel ama çok da fark edeceğini sanmıyorum. Çünkü burası bir anahtar görevi görüyor. Bağlantıyı indirdiğinizde akım çalışıyor. Bağlantıyı kaldığınızda akım duruyor. Bunun yerine on-off'lu bir anahtar da olabilir. Ya da ikili pil olup ona anahtar da takılabilir. Bu da bu şekilde aynı pil yatağı. İki tane bu şekilde pil yatağına ihtiyacımız var. 4 tane sağlam alkalin pile ihtiyacımız var. Çünkü bu çok fazla pil tüketiyor. Lütfen buna dikkat edin. Alkalin pil kullanmaya dikkat edin. Onun dışında bir tane şu şekilde ahşap sete ihtiyacımız var. Küçücük bir parça, yani şu kadarcık bir pipete ihtiyacımız var. Onun dışında çift taraflı bantınız ya da normal bir bantınız olursa da güzel olur. Hadi gelin parçaları yerinden çıkartalım. Şu şekilde parçaları yerinden çıkarttıktan sonra bu parçalarımızı ayrı bir köşeye koyalım. Çünkü bu parçalardan sonra şimdi öncelikle bağlantılarımızı yapacağız. Bu tür araba parçalarımızda bazen şu parçalar çıkmamış olabiliyor. Bunları böyle bir bastırmada çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu bağlantıyı yapmak için öncelikle bize bir çakmak lazım olacak. Lütfen buna dikkat edin. Çünkü kablo uçlarımızı biz çakmakla açıyoruz. Hadi gelin paketimizi çıkartalım. Öncelikle şu şekilde bir tane uzun görmüş olduğunuz bir antenimiz çıkıyor. Şöyle küçük vidaların yer almış olduğu poşet çıkıyor. Bu poşeti sakın atmayın, bu poşeti kullanacağız. Ya da bu poşet değil, poşete ihtiyacımız olacak yani. Şu şekilde bakın L bir antene ihtiyacımız var içinden çıktığı. Şu şekilde bakın bir vericiye ihtiyacımız var gördüğünüz gibi. Lehimli zaten bunlar. Sadece uçlarını açıp bağlantılarımızı yapacağız. Ve bu şekilde bir kumanda düğmelerimize, modülümüze ihtiyacımız var. Hepsinin kurulumuna şimdi başlayacağız. Öncelikle gelin bütün kablolarımızın uçlarını açalım. Öncelikle on-off'lu pil kutularımızın uçlarını açıyoruz. En pratik, basit olarak. Burada lütfen bir yetişkinden yardım isteyin. Şurada görmüş olduğunuz kablolarımızı 1 cm arkadan azıcık yakıyoruz ve çekiyoruz. Aynı işlemi diğer pil yatağım için de yapıyorum. Bunları açtıktan sonra hemen bağlantılarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi kumanda bağlantılarımızın gördüğünüz gibi siyah ve kırmızı kabloları mevcut. Aynı pil yatağımızdaki siyah ve kırmızı kablolarımız gibi. Öncelikle kırmızı kablolarımızı üst üste getiriyoruz. Ve bunları birbirine doluyoruz. Sonrasında buraya dikkat edin. Bir kere daha ikiye katlıyorum bunları. Bir kere daha doluyorum. Daha sağlam olması için eğer bir lehim makineniz varsa zaten buraya lehim yapabilirsiniz kolayca. Bunu yaptıktan sonra şimdi siyahlara bakın aynı şekilde. Şöyle düzeltip üst üste getirelim. Üst üste getirdik ve şimdi bunları doluyoruz birbirine. Az önce yaptığım gibi tekrar ikiye katlıyorum. Bir kere daha doluyorum. Daha şu şekilde. Şimdi burada lütfen dikkat edelim. Kullanacağımız anten çok önemli. Çünkü L şeklinde olan antenimizi kullanacağız. L şeklinde olan antenimizi peki nasıl kullanacağız? Bakın şurada büyütece benzeyen bir neyimiz var? Kablomuz var. Bunu antenimizin şu kısmını birazcık elinizle şöyle açın. Bunun içine geçirin arkadaşlar. Şu şekilde bakın içinde duracaktır. Sonrasında bunu böyle tekrar kapatabilirsiniz. Şu şekilde anten bağlantımızı da yaptık. Bundan sonra pillerimizi hemen takalım. Burada bu kısmı çok önemli. Çünkü bizim setimizin içerisinden çıkan şu şekilde bir poşetimiz var. Bu poşetimize ne yapacağız? Kumandamızı koyacağız. Burası önemli. Çünkü bakın burada siyah ve kırmızı kablonun birbirine temas etmemesi gerekiyor. Temas ederse kısa devre olur ve kumandam çalışmaz. Ayrıca bu kumandanın bakın altlarında lehim kısımları var. Eğer elleriniz buraya değerse elimiz de tabii ki iletken olduğu için kumandayı çalıştırmıyor. Bunu ben tecrübeyle denemiş oldum. O yüzden buraya mümkünse ben bu poşeti kullandım. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz iletken olmayan. Bunları içine soktuğumda kırmızı ve siyah kablonun birbirine temas etmemesine dikkat edin. Ondan sonra kumandamızı içine soktuk. Ve şimdi
Bakın şu çıktı yine. İşte bunu sabitleyeceğiz aslında. Birazcık da ondan bahsedecektim. Videoda olması güzel oldu. Bunu tekrar içine soktuk ama bakın düşüp duracaktır. Bunu isterseniz bir vidayla sabitleyebilirsiniz ama ben daha pratik bir halini buldum. O da pil kutu, pil yatağımızın altına bir tane çift taraflı bant yapıştırabilirsiniz. Bunu yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra şu şekilde açtık. Ve buraya lütfen dikkat edin. Bakın şunu buraya temasını bozmayacak şekilde denk getirelim. Gördüğünüz gibi bakın yapıştırdım. Daha da sağlam tutması için bu poşetimi arkadaşlar şu şekilde bunu buraya yapıştırdım. Ve kumandamı da içine atmış oldum. Tekrar söylüyorum, kırmızı ve siyah kablonun birbirine temas etmesin. Lütfen buna dikkat edin. Ondan sonra bunu isterseniz bantla edebilirsiniz ama bu bizim işimizi görecektir. Bu şekilde artık kumandam çalışıyor. Hemen bir kontrol edelim. Benim daha önce yapmış olduğum bir arabam vardı, onu da kullanalım. Çünkü aynı radyo dalgalarını kullandıkları için bu kumanda ikisini de çalıştırıyor. Hemen devrimi kapattım. Buradaki devrimi de kapattım. Ve bakalım çalışıyor mu? Bu şekilde çalışıyor. Devrimi tekrar açıyorum. Buradaki devrimi de açıyorum ki pillerimi bitirmesin. Biz bu devrede bu şekilde metalli bir pil yatağı kullandık. Ama siz bunu yani ikili pil yatağı ya da 10 ohmlu pil yatağı da kullanabilirsiniz. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra isterseniz buraya anahtar devresiyle ikili pil yatağı da entegre edebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Biz pratik olması açısından bu şekilde metalliği kullandık. Ama hepsinin özünde siyah ve kırmızı kabloları doğru ve düzgün takmak var. Bunu şimdi kumanda devremizi şöyle bir köşemize ayıralım. Şimdi gelelim araba bağlantımıza. Bunun için görmüş olduğunuz gibi bir şekilde bir alıcımız var. Bu alıcı siyah, kırmızı, sarı ve yeşil kablodan oluşuyor. Bir de şu şekilde bir anten kablomuz var. Bunun için hemen gelin aynı şekilde az önce açmış olduğumuz pil yatağımıza ilk öncelikle bağlantılarımızı yapalım. Buradaki alıcı kısmında şu kabloları kaldırdığınız altında zaten ne işe yaradığını göreceksiniz. V eksi pil yatağındaki eksi kabloya gidecek. Ve artı kırmızı pil yatağındaki artı kabloya, yani kırmızı kabloya gidecek. Diğer yeşil ve sarının motorumuza gideceğini hemen anlayabiliriz. Çünkü başka bir bağlantı kalmadı ama şöyle bir soru oluyor. Hangisine takalım? Bu fark etmeyecek. Çünkü düğmelerimiz bizim ne yapacak? Bir tanesi ileri, bir tanesi geri gidecek. Hangisinin olduğunu şu anda çok bir önemi olmayacak. Öncelikle gelin şu pil yatağımıza bağlantılarımızı yapalım. Siyaha siyahı, kırmızıya kırmızıyı az önceki gibi dolayarak yapıyoruz. Bu bağlantıları yaptıktan sonra hemen motorumuzu alıyoruz. Motorumuzun bakın burada iki tane kulağı var, gördüğünüz bunlar bakırdır. Çok çabuk kırılırlar, çok hassastırlar. Lütfen dikkatli olun. Deliklerinden geçiriyoruz bir tane deliğinden. Sonrasında kablomuzu çeviriyoruz. Motorumuzu şu şekilde çevirerek onu oraya sabitliyoruz. Lehim makineniz varsa yine buraya lehim yapabilirsiniz tabii ki. Sarı kablomuzu da diğer kulağına, motorun diğer kulağına geçiriyoruz. Şu şekilde geçirdik. Ve yine bunu buraya doluyoruz arkadaşlar. Şimdi motorumuzu döndüremediğimiz için bu sefer kabloyu döndürüyoruz. Tuttuğundan emin olduktan sonra yeterli. Evet, şu anda hemen motorumuz çalışıyor mu kontrol edebiliriz isterseniz. Pillerimizi geldik, yerleştirdik. Burada kumanda devremizi de kapattık ve bakalım sarı motorumuz çalışacak mı? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Hemen devrimizi açalım. Pillerimizi bitirmesin. Aynı şekilde bunu da açtım. Şimdi anten bağlantımı yapacağım. Bu kısma lütfen dikkat edin. Uzun olan antenimi aldım. Düz olan antenimi aldım şu şekilde. Ve bunun bakın şuradaki büyüteç gibi olan kısmıyla bunun deliklerini eşitliyorum. Arasına sokuyorum zaten. Size geldiğinde göreceksiniz bunları da. Bu şekilde soktuktan sonra setimizin içerisinden çıkan şu şekilde ucu düz bir vida var. Küçücük bir şey. Bunu buraya takıyorum. Sonrasında bakın şurada görmüş olduğunuz alıcının hemen sağ tarafına bunu yerleştiriyorum arkadaşlar. Küçücük bir delik var. Oraya yerleştiriyorum. Karşısına da yine setimizin içinden çıkan somunu takacağım. Burası birazcık zor olacak ama bakalım, küçücük bir tornavidayla bu işi yapmam gerekiyor.
Karşıdan tuttum. Hop. Ve sıktım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu arabamıza entegre edelim. Arabamıza entegre etmeden önce hemen şu parçalarımıza bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi iki parça arabamızın sağ ve sol tarafı, ortadaki parça, motora takacağımız tekerler, arka tekerlerimiz ve kuyruk kısmı bu şekilde 2, 4, 6, 8 parçadan oluşuyor. Ama siz bunun yanı isterseniz dil çubuğu bile kullanabilirsiniz. Şu tekerlere pipet yerleştirerek de kendi teker sisteminizi yapabilirsiniz. Yeter ki sarı motorun gücünü tekerlere aktarabilir. Öncelikle şu parçamızın iç tarafına şu kırmızı alt tabanımızı yerleştireceğiz. Ama bu alt tabanda lütfen şuna dikkat edin. Şimdi şu kısma dikkatlice bakacak olursanız burası biraz uzun, burası biraz kısadır. Bu kısa olan tarafı arkaya gelecek ki nedenini hemen açıklayayım. Böylece daha pratik yapacaksınız. Bunu buraya sıkıca taktıktan sonra yerde daha rahat takarsınız. Birazdan biz buraya şu şekilde bir teker takacağız. Eğer ki bunu ters takarsanız buradan tekerimiz geçmez. Çünkü bunun dediğim gibi ön tarafı birazcık daha uzundur. Arka tarafı birazcık daha kısadır. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi arabamıza bu şekilde taktıktan sonra sarı motorumuzu takacağız ama daha kolay olması için sarı motoru taktıktan sonra bu yüzünü daha kolay takmak için sizden bunu birkaç sefer tak çıkar yapmanızı isteyeceğim. Çünkü birazcık takmakta zorlanabilirsiniz. Şu şekilde taktım. Bu tarafı da taktım. Bir sefer taktık. Dikkatlice oynatarak tekrar çıkartın. Daha kolay tak çıkar olması için. Şimdi hemen motor entegremize geçelim. Hemen geldik. Bakın bu yüzü gösteriyorum. Şu karşıdan çıkan parçaya dikkat edin. Bakın motorumuzun küçük parçası buradan çıkacak. Ama motorumuz taktıktan sonra çok fazla hareket ediyor. Bunu engellemek için buraya bir parça çift taraflı bant yapıştırabilirsiniz. Ben daha önce yapıştırmışım zaten. Onun izi kalmış. Şu şekilde geldik. Tekrar bakın bu parçayı görüyorsunuz. Aldım ve motorumu istediğim tarafına, çok önemli değil yönü. Bunu önce dilini karşıdan geçirecek şekilde geçiriyorum. Ve sonrasında motorumu buraya bastırarak yapıştırıyorum. Şimdi motorumuzun diğer yüzünü takalım. Hemen geldik, deliklerden geçirdik. Şu kısımlarda sıkışan bir şey yok. Ve şuradan parçalarımızı yerine denk getirerek, tabii ki elimizde yapıyoruz çünkü motorun şu alt tarafı bize izin vermez takmaya. Elimize aldık, parçaları yerine denk getirerek dikkatlice bastırıyoruz. Arabam şu anda neredeyse hazır. Hemen geldik. Şu şekilde bir kuyruk parçamız var. Kırmızı alt tarafa gelecek şekilde hoş gözükmesi için. Şöyle takalım. Çünkü birazdan burası gözükmeyecek. Buraya anten bağlantısını yerleştireceğiz. Hemen geldik. Pillerimizi takmadıysanız pillerinizi takabilirsiniz artık. Hemen geldik. Antenimizi bakın şuraya, şu parçaya, şuraya şu şekilde takacağız. Ama nasıl takabiliriz? Bir bantlayabiliriz. Ya da ben daha pratik bir şey buldum. O da küçücük bir lastik parçasını şu şekilde alıp bunu buraya şöyle dolayabiliriz. Bu bunu tutmaya yeterli olacaktır. Pilimizi aldık, şuraya koyduk ama burada lütfen dikkat edin. Siyah ve kırmızı kablo birbirine temas etmesin, yoksa kısa devre olur. Hemen şu şekilde bakalım sistemim çalışacak mı? Hemen aldım. Şunu tekrar devremi kapattım. Bu devreyi de kapattım. Şu an çalışıyor. Hemen o zaman tekerlerimi ne yapalım? Takalım. Bakın bunlar uygun şekilde sarı motorların giriş kısmına uygun olan tekerlerimiz var. Şu şekilde tuttum. Parçasını yerine denk getiriyorum ve bastırıyorum. Kolayca takılacaktır. Aynı şeyi bunun içinde yapalım. Bunu taktım. Belli bir zaman sonra çok fazla tak çıkar yaparsanız buraları çok kolay bir şekilde aşınacaktır. Buraya bir damla silikon yapıştırabilirsiniz. Ya da çift taraf bantı buraya yapıştırabilirsiniz. Ya da bir vida buraya takabilirsiniz sonrasında. Ama şu anda ilk taktığınız aşamada gayet sağlam duracaktır. Çok fazla tak çıkartı yapmazsanız başınız ağrımaz. Gelelim arka tekerleri takmaya. Bakın şu şekilde az önce göstermiştim. Tekerimiz var. Bunu buraya çöp şişe yerleştiriyoruz arkadaşlar. Çöp şişin şu tarafında kalabilir. Yine buraya isterseniz çok fazla oynuyorsa bant sarabilirsiniz. İki tarafına bant yapabilirsiniz. Ama biz burada bir parça pipet kullanacağız. Nedenini anlatacağım şimdi. Bunu buraya taktık.
Ve bakın bu buraya sürtme yapacağı için aracımı zor götürecektir. Bu sürtmeyi en aza indirmek için küçücük bir pipet parçası kullanabilirsiniz. Hemen aldık pipetimizi. Çok küçük, minik bir şekilde şöyle kestik. Bunu çöp şişimizin içinden geçiriyoruz. Ve arabamızın bakın delik kısımlarından bunları karşıdan geçiriyoruz. Şöyle geçirdik. Bakın pipetim artık orada onu ne yapıyor? Sürtmesini engelliyor. Aynı şeyi şimdi karşısına yapacağım. Küçük bir pipet parçasını aldım. Tekerimi alıyorum. Ve karşısına bunu geçiriyorum. Bu taraf sıktı, bu tarafı birazcık gevşek oldu tekerleme ama silikon yardımıyla ben o işi çözerim arkadaşlar. Siz de bir bant yardımıyla bu işi çözebilirsiniz. Çok fazla sıkıştırmayın, bu tekerlerin dönmesi lazım çünkü. Şu şekilde bol kalacak şekilde yaptık. Pil yatağımızı buraya taktık. Ve gördüğünüz gibi şu anda aracım hazır. Bakalım hemen çalışıyor. Geldik. Devremizi kapattık. Akım başladı. Bu taraftan devremizi kapatalım ve düğmelerimize basalım. Çok güzel. Peki acaba bu aracımızı da açsak sizce ne olur? Hemen bunu da açtık ve ben düğmeye basıyorum. İkisi de hareket ediyor. Çünkü ikisi de aynı dalgaları, radyo dalgalarını kullanıyor. Bir kumandayla iki tane aracımızı ne yapıyoruz? Hareket ettiriyoruz. Kodlamaya robotik kodlama sistem setlerinin uzaktan kumandalı modeli ile birlikte uzaktan kumandalı araçlarımızı yaptık. Sizin hepinize bol eğlenceler diliyorum. Lütfen Kodlamaya'nın Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter adresini takip edip bizlere güzel yorumlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hepinize güzel eğlenceler dilerim. Görüşmek üzere.